Doların düşmesiyle birlikte Türkiye'de her şeyin düzeleceğine inanan bir kesim var. Gerçekten onları şaşkınlıkla izliyorum sevgili dostlarım. Ve doların yükselmesinin de büyük bir felaket olduğunu savunan bir kesim var. Onları da yine büyük bir şaşkınlıkla izliyorum. Bir ülkenin para biriminin değersiz olması bu kadar kötü, bu kadar fena bir şey olsaydı eğer, dünyanın en gelişmiş olan ülkeleri paralarını değersiz hale getirmek için uğraşmazlardı. Başta Amerika olmak üzere. Peki, biz neden paranın değersizleşmesinden bu kadar korkuyoruz? Onu konuşalım, biraz anlatalım isterseniz. Aynı zamanda doların düşmesinin ne anlama geldiğini, kime yaradığını, kimin işine geldiğini de konuşacağız bu videoda. Hepiniz hoş geldiniz. Doların yükselmesi Türkiye ekonomisini neden bozuyor? Biraz bundan bahsedelim. Çünkü Türkiye tamamen dışa bağımlı bir ülke. Hiçbir şey üretmiyoruz. Ne teknoloji alanında, ne tarım alanında, ne de sanayi alanında. İnşaat sektöründe bile tamamen dışa bağımlı bir hale gelmiş durumdayız. Demirinden çeliğine, çeliğinden tuğlasına kadar. Bütün ürünleri yurt dışından getirdiğimiz için, ithal ettiğimiz için dolardaki herhangi bir yükseliş ciddi bir fiyat baskısı oluşturuyor. Enflasyonist bir baskı oluşturuyor. Hayat pahalılığını beraberinde getiriyor. Hayat pahalılığının gelmesi yoksulluğu artırıyor, işsizliği artırıyor, reel sektörü sıkıntıya sokuyor, bankacılık sistemini sıkıntıya sokuyor. Bu nedenle de kimse doları yükselmesini istemiyor. Yıllardır doların yükselmesi Türkiye'de bir kriz olarak algılanıyor. Oysa üretebilen, ithalata bağımlı olmayan, dış ticaret fazlası veren ülkelere bakıyorsunuz. Çin gibi, Japonya gibi, Almanya gibi ülkelere bakıyorsunuz. Bunlar doların yükselmesiyle hiç oralı bile olmuyorlar. Hatta kendi para birimleri değer kaybettikçe daha da mutlu oluyorlar. Neden? İhracatlarını arttırıyorlar. Başka ülkelerin malları kendi ülkelerine girmesinin önünde bir duvar oluşturuyorlar. Bu sayede kendi pazarlarını kaptırmıyorlar. Sermayeyi tamamen yabancılara geçirmiyorlar. Reel sektörün yabancıların kontrolüne geçmemesini sağlıyorlar vesaire. Bununla ilgili söylenebilecek 1000 tane şey var arkadaşlar. Bizim gibi ithalata bağımlı ülkeler paralarının değersiz hale gelmesinden öcüden korkar gibi korkuyorlar. Ve bunun için de hükümetler iktidarda kalabilmek için, ki son 20 yıldaki sürece bakıldığı zaman, güçlü TL, güçlü Türkiye mantığıyla bakıldığı zaman tamamen yabancılara teslim edilmiş bir iç piyasa, tamamen yabancılara teslim edilmiş bir bankacılık sistemi, tamamen yabancılara teslim edilmiş bir borsa, tamamen ithalata dayalı bir ekonomik model izlendiği için şu anda doların yükselmesi acayip korkutucu bir durum. Başka bir nokta daha var. Bu da çok tehlikeli bir nokta. Ondan da biraz sizlere bahsetmek istiyorum bu videoda. Doların düşüşü şu anda kime yarıyor? Mesela 7.27'den 6.90 seviyelerine gelmesi en çok kimin işine geliyor? Vatandaşın işine mi geliyor? Kesinlikle hayır arkadaşlar. Dolar düşse de yükselse de zamlar arka arkaya yapılmaya devam ediliyor. Bunu geçtiğimiz günlerde de gördük. 2018 Ağustos ayında 7.20 seviyesine kadar çıkan dolar neredeyse 4.80 seviyesine kadar gevşemişti. Ama o dönemde arka arkaya zamlar yapılmaya devam edildi. Piyasada dolar 4.80 iken piyasadaki ürünlerin fiyatlaması 10-12 liralık dolar kuruna göre yapıldı arkadaşlar. Ve bu da fiyatların hızlı bir şekilde yukarıya çıkmasını beraberinde getirdi. Her alanda, bunun içerisine kamu sektöründe rahatlıkla sokabiliriz ya da kamusal ürünleri de rahatlıkla sokabiliriz. Nedir kamusal ürünler? Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, bunlar özele geçmiş olsa bile aslında kamusal ürünler ve bu kamusal ürünlerde bile fiyatlamalar 10-12 liraya göre yapıldı. Bir başka ayrıntı, Avrasya Tüneli'nden geçiş için taahhüt edilen bedel 4 dolardı. 4 dolar 9'la çarpılarak 36 lira üzerinden fiyatlandırıldı Avrasya Tüneli. Demek ki kimse, devlet de dahil olmak üzere, müteahhitler de dahil olmak üzere doların 4 lira 5 lira olduğuna inanmıyordu. Sadece göstermelik olarak doların belli bir seviyede tutulması, ekonomimiz iyi bak doları da kuru da belli bir seviyede tut başarıyoruz algısının yaratılması gerekiyordu. Bu algı yaratılmak için Merkez Bankası'nın döviz rezervleri neredeyse tamamen boşaltıldı. Kamu bankaları tamamen zarar eder hale getirildi. Varlık fonu içerisindeki şirketlerin pek çoğu karlıyken zarara geçti. Üstüne üstlük bir de inanılmaz derecede borçlandı. Üstelik bunların hepsi varlık fonunun içerisine dahil edilmeden önce karlıydı ve daha az borca sahipti. Varlık fonunun bütün işi,
gücü borsayı suni bir şekilde yukarıya doğru tırmandırmak oldu. Doları bir şekilde baskılayabilmek adına kamu bankalarına destek olmak oldu. Varlık fonu tamamen kadük hale geldi bu süreç içerisinde. Doların düşmesinden en çok faydalananlar yine yabancı yatırımcılar oldu. O sıcak para sahipleri oldu. Nedenini şöyle anlatayım sizlere arkadaşlar. Faizler biliyorsunuz 2018 krizinden sonra, kur şokundan sonra hızlı bir şekilde yükseltildi arka arkaya. Ve Türkiye'de borsada işlem yapan, gayrimenkul alanında işler yapan ya da başka alanlarda işler yapan ya da direkt sıcak paranın sahibi olan yatırımcılar, yabancı yatırımcılar ne yaptılar? O paralarını götürdüler, bankalara yatırdılar. Ama gariptir ki bu faiz süreci bitene kadar dolar ısrarlı bir şekilde her koşulda baskılanmaya devam edildi. Bütün her şey göze alınarak baskılanmaya devam edildi. O dönemde hatırlayın 5-5.50 aralığında bir şekilde tutuldu dolar kuru. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Piyasadaki ürünlerin tamamı çoktan 10-12 liralık kur bandına göre fiyatlanmıştı. Sonrasında ne oldu? Faizlerdeki çözülen para piyasaya çıktıktan sonra bizim faizleri patır patır hemen aşağıya indirdiler. Bu arada faizden çıkan yabancı sermaye de hızlı bir şekilde dolara dönmeye başladı. Dolar alıp yurt dışına çıkmaya başladı. Ne güzel iş değil mi? Ballı kaymaklı bir iş. Bir taraftan faiz geliriyle paranızı ikiye katlıyorsunuz. Öbür taraftan Türk lirasından ucuz dövize giriyorsunuz. Ucuz dövizi alıp giderken de karınızı korumaya devam ediyorsunuz. Bizimkiler baskıladıkça, fiyat aşağıya çektikçe yabancılar ucuz dövizi almaya devam ettiler. İşlerine geldi çünkü. Yukarıdan sattıkları dövizi ucuzdan aşağıdan alacaklar ve bir kez daha yukarıya çıkartacaklar. Resmen dövizi patlatacaklar arkadaşlar. Dövizi patlattıkları gün ne olacak? İşte esas soru bu. Bir anda iş kontrolden çıkarsa, kademeli yükselişin yerini hızlı yükselişler alırsa, hatta devalüasyon etkisi oluşmaya başlarsa, döviz kuru 8, 9, 10 liralara doğru giderse ne yapılmak zorunda kalınacak? 1. IMF gibi kurumlarla yüksek tavizler vererek masaya oturmak zorunda kalacaksınız. 2. Yüksek CDS oranlarıyla yurt dışından tefeci faiziyle dolar bulmaya çalışacaksınız. O da yeterli olmayacak. 3. Faizlerinizi yukarıya tırmandıracaksınız. Hem de öyle böyle değil. Tekrar o 2018 Ağustos ayında olduğu gibi bir anda 500, 600, 700, 800, 900 bas puanlık faiz arttırımları yapmak zorunda kalacaksınız. Ve bunun sonrasında da dövizi frenleyeceksiniz ama düşüremeyeceksiniz, indiremeyeceksiniz. Belki bir sene, bir buçuk, iki sene daha idare edeceksiniz. Sonra tekrar yeni tırmanışlarla karşı karşıya kalacaksınız. Üstelik yüksek faiz ortamında. Hele ki bir delilik yapıp tamamen Merkez Bankası'nın rezervlerini bir kez daha boşaltırsanız o zaman zaten işin içinden çıkamaz hale geleceksiniz. Uzun yıllar süren bir resesyonist süreç, uzun yıllar süren bir ekonomik kriz süreciyle karşı karşıya kaldığınız gibi aynı zamanda reel sektörünüzü batıracaksınız, bankacılık sisteminizi çökerteceksiniz. İşsizliğinizi, yoksulluğunuzu daha da arttıracaksınız. Peki bundan hiçbir çıkış yok muydu? Ya da yok mu hala? Elbette var arkadaşlar. Doları baskılamanın ekonomik bir başarı olduğu mantığından uzaklaşacaksınız. Paranızın olması gereken değere gitmesine izin vereceksiniz. Değeri neyse olacak arkadaşlar. Sizin paranızın değeri, hele ki yurt dışında ve yurt içinde rekabet edebilir değeri 10 lirayken, 12 lirayken, 13 lirayken, 15 lirayken fark etmez. Siz bunu 5 lirada tutmaya çalışıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Tabii ki büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya da müstahaksınız. Öyle ya da böyle ne kadar uğraşırsanız uğraşın o döviz kuru da bir şekilde oraya gider gidecektir ve size büyük zararlar vererek gidecektir. Ne yapacağız? Üreteceksin kardeşim. İthal ikame olacaksın kardeşim. Yurt dışından telefon alacağına Türkiye'de üreteceksin. Yurt dışından bilgisayar alacağına Türkiye'de üreteceksin. Yurt dışından tarım ürünü alacağına Türkiye'de üreteceksin. Yurt dışından sanayi ürünü alacağına Türkiye'de üreteceksin. Ara malından ham maddesine kadar her şeyi kendin sağlayacaksın. Elindeki fabrikaları satmak yerine yeni fabrikalar kuracaksın. Aynı 1928-38 aralığında Mustafa Kemal Atatürk'ün uyguladığı politikayı uygulayacaksın. Serbest piyasa ekonomisinin aslında vahşi kapitalizm olmadığını anlayacaksın. Sosyal devlet olmanın, eşit gelir dağılımının, orta gelir seviyesinin ne kadar önemli olduğunun farkına varacaksın. İşte o zaman bu kur bağımlılığından kurtulacaksın. Kur nereye giderse gitsin önemsemeyeceksin. Vatandaşın da önemsemeyecek. Kur sadece finansal bir enstrüman olacak. Belki
bir yatırım aracı olacak. Ve kur insanlar için, ülkeler için, ekonomiler için bir kriz sebebi olmayacak. Bunu yapmazsan bu badireleri sürekli yaşamaya devam edersin. Çok daha büyük tavizler vermek zorunda kalırsın. Onun için sevgili dostlarım, kur düşüyor, dolar düşüyor, yaşasın falan diyen sevgili dostlarımın bir kez daha düşünmelerini tavsiye ederim. Öbür taraftan kurun her yükselişinde ama büyük zamlar oluyor, büyük pahalılık oluyor, kur yükselince biz geçinemiyoruz diyenlerin de bir kez daha oturup düşünmesini tavsiye ederim. Neden geçinemiyoruz? Neden ülkemiz bu kadar ithalata bağımlı ve biz neden bu kadar dışarıya bağımlı bir ülke haline geldik? Bunu sorgulamalarını rica edeceğim onlardan. Çünkü vatanseverliğin temelinde önce kendi menfaatlerin, kendi ülke menfaatlerin vardır. Ve senin kendi ülke menfaatlerin önce kendi üretimini işaret eder. Kendi vatandaşına iş yaratmanı işaret eder. Kendi vatandaşının ekonomisini yukarıya taşımanı, kendi reel sektörünü geliştirmeni işaret eder. Yabancılara hizmet etmeyi, bütün kaynaklarını yabancılara aktarmayı işaret etmez. Kurun düşmesi Türkiye'nin tamamen ithalata bağımlı hasta bir ekonomi haline gelmesini beraberinde getirir. O nedenle 24 Ocak 1980 kararları sonrasında Türkiye arka arkaya krizler yaşayan bir krizler ülkesi haline gelmişti. 80 öncesine bakın Türkiye kaç tane kriz yaşamış, 80 sonrasına bakın Türkiye kaç tane kriz yaşamış, 2000 sonrasına bakın güçlü TL, güçlü Türkiye mantığıyla Türkiye kaç tane kriz yaşamış, Türkiye ne kadar fakirleşmiş, işsizlik ne kadar artmış, yoksulluk ne kadar artmış, bir de bu döneme bakın sevgili dostlar. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla mutlaka paylaşın. Aynı zamanda katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birisine katılıp bize destek verebilirsiniz. Gün içinde kısa kısa video Instagram'dan da sizlere paylaşımlarda bulunuyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.